Mert, gizemli yolculuk sırasında bulduğu yaldızlı defteri düşünüyordu. Gerçekten bu esrarengiz seyahati yapmış mıydı? Gerçekten oyun halısıyla göğe yükselmiş miydi? Yoksa bir rüya mıydı? Emin olamıyordu. Rüya bile olsa o kadar gerçek gibiydi ki. Mert rüyalarını çok nadiren hatırlardı. Oysa bu sefer en ufak detayları bile hatırlayabiliyordu. Aklında bu düşüncelerle yatağından kalkarken bir an olduğu yerde kala kaldı. Rüya değildi işte. Dün yaşadığı her şey gerçekten de olmuştu. Artık hiç şüphesi kalmamıştı. Çünkü dağın zirvesinde kilitli bir kutunun içinde bulduğu yaldızlı defter tam da karşısında masasının üstündeydi. Dün gece o kadar çok yorulmuştu ki defteri açıp da içinde ne yazıyor diye bakamadan uyuyakalmıştı. Ama iyi ki defteri yanına almayı akıl etmişti. Büyük bir heyecanla defteri eline aldı. İlk sayfaları karıştırdığında defterde bir takım çizimler ve tanımadığı bir alfabeyle yazılmış harfler gördü. Defterin sayfalarını çevirdi ama gördüklerine hiçbir anlam veremedi. Bu çizimlerin ve tuhaf harflerin ne anlatmaya çalıştığı hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Biraz hayal kırıklığına uğramıştı ama vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. "Tüm bunların bir anlamı olmalı, mutlaka çözmeliyim," dedi. Aradan tam 2 hafta geçmesine rağmen Mert henüz bir ilerleme kaydedememişti. Her gün okuldan gelince yaldızlı defteri çekmecesinden çıkartıyor, tekrar tekrar çizimleri, şekilleri ve harfleri inceliyor, daha önce okuduğu hikayelerden, izlediği macera filmlerinden öğrendikleriyle birleştirmeye çalışıyor, kendince tuhaf harflerden simgeler çıkartıyor, onlara çeşitli anlamlar yüklüyor ama bir türlü sonuç alamıyordu. Deftere o kadar odaklanmıştı ki o günden beri oyun halısıyla başka bir gezintiye çıkmayı aklından bile geçirmemişti. Biraz ara vermeliyim diye düşündü ve oyun oynamak için halısına yöneldi. Ama halısının üzerine geçmesiyle bir çığlık atması bir oldu. Ah, nasıl oldu da ben bunu daha önce fark etmedim? Defterdeki o anlam veremediği harflerle halının desenleri birebir aynıydı. Hemen defteri koyduğu yerden alıp halının üstüne oturdu ve sayfaları çevirmeye başladı. Defterde satırlar halinde düzenli bir şekilde yer alan harf ve çizimler halısının orta yerinde karmaşık bir desen oluşturuyordu. "Bu iş gittikçe ilginç bir hal oluyor," diye düşündü Mert. Ama çok önemli bir yol kat etmişti. "Ne anlatıyor bu harfler?" diye içinden geçirirken bir yandan da parmağıyla halıdaki şekillerin üstünden geçmeye başladı. Önce dairenin, sonra dairenin üstünde yer alan ters ağanın ve dairenin altında duran dalgalı çizgilerin ve hepsinin içine yerleşmiş güneşe benzeyen şeklin üstünden geçti. Parmağını esrarengiz harflerin üstünden henüz kaldırmıştı ki halı hareketlenmeye başladı. Bir sağa bir sola doğru yaylanarak yerden yükseliyordu. İşte yeniden harekete geçmişti sihirli oyun halısı. Ama bu sefer Mert'in yönlendirmesiyle hareket etmiyordu. Mert çabucacık defteri kapatıp sıkıca göğsüne bastırdı. Halı pencereye yönelirken Mert de en sonunda bu defterin sırrını aralayacak bir ipucu yakaladığını düşünerek gülümsüyordu. İşte yeniden sihirli halısıyla bulutların üstünde yol alıyordu. Sihirli halının onu nereye götüreceğini çok merak ediyordu. O garip harflerin üstünden geçtikten sonra hareketlenmişti halı.
mutlaka bu yolculuğun sonunda kafasındaki soruları cevaplayacak bir şeyler bulacaktı. Çok da uzun bir zaman geçmemişti ki sihirli halı bulutların arasından alçalmaya başladı. "Nereye geldik acaba?" diye düşündü Mert. Halı bulutları yukarıda bırakarak aşağı doğru süzülmeye devam etti. Mert, batmakta olan güneşin sıcaklığını yüzünde hissetti. Gözlerini kapadı ve bir süre bu hissin keyfini çıkardı. Sıcaklığın tüm bedenine yayılmasına izin verdi. Rüzgarın esintisiyle içine ferahlık hissi veren bir koku gelmeye başladı. Kokuyu daha da içine çekti. "Ah, olabilir mi?" dedi ve gözlerini araladığında uçsuz bucaksız masmavi bir denizin üzerinde süzüldüğünü gördü. Burnuna gelen deniz kokusuna sakin dalgaların sesi eşlik ediyordu. Mert, esrarengiz harflerle ilgili merakını gidereceğini umduğu o yere varmak kadar bu seyahatin kendisinden de çok keyif alıyordu. Hiçbir anını kaçırmak istemiyor, halısının üstünde yol alırken gördüğü, duyduğu, hissettiği her şeyin hakkını vermek ister gibi dikkat kesiliyordu. Sihirli halı denizin üzerinde süzülerek ilerlemeye devam etti. Mert denizin kokusunu uzun uzun içine çekti. Yüzünü yalayıp geçen esintinin bedeninde yarattığı ürpertiyi hissetti. Yine gözlerini kapadı. Dalgaların rüzgara karışan şarkısıyla denizin üstünde süzüldüler. Önlerinde güneş denize doğru alçalmaya başlamıştı. Güneşin sulara vuran ışığı sonsuz bir yol gibi denizin üzerinde ilerliyordu. Etrafa yayılan kızıl ışık uzmelerinin oluşturduğu bir görsel şölene tanıklık ediyordu Mert. Bu anı ve ona eşlik eden hisleri unutmamak üzere aklının ve kalbinin bir köşesine kaydetti. Gün batımının gecenin sessizliğine dönüştüğü anlarda dalga seslerinin kuvvetlendiğini fark etti Mert. Karanlığın içinden dikkatlice bakınca küçücük bir adaya doğru yaklaştıklarını gördü. Sihirli halısı adanın kıyısına vuran dalgaların üstünden geçerek sahile kumların üstüne yumuşacık bir iniş yaptı. Defterde yazılanlarla bu adanın arasında nasıl bir bağlantı vardı? Neden buraya gelmişlerdi? Bu sorular aklından geçerken saatin çok geç olduğunu ve çok yorgun olduğunu hissetti. Hava çoktan kararmış, parlak yıldızlar gökyüzündeki yerlerini almıştı. Adayı keşfetmek için hava çok karanlıktı ve Mert de çok yorgundu. En iyisi bu işi sabaha bırakmak. Hem adayı gündüz gözüyle daha rahat gezerim, hem de uykumu aldığım için daha dinç ve enerjik olurum, diye düşündü. Geceyi geçirmek için uygun bir yer aradı ve hemen ileride kocaman gövdeli, heybetli bir ağaç gözüne ilişti. Halısını ağacın gövdesine dayadı. Yumuşacık yapraklarla kaplı toprağın üzerine serdi. Yattığı yerden gökyüzünü aydınlatan yıldızları, başını yana çevirdiğinde ise sahile vuran dalgaları görüyordu. Hava ne sıcak ne soğuktu. Ilık bir yaz akşamıydı.
Mert başını yana çevirerek dalgaların peşi sıra birbirini kovalamasını izlemeye başladı. Her bir dalga usulca adanın kıyısına ulaşıyor, sahildeki çakıl taşlarını yalayarak geri çekiliyordu. Mert, sahile ulaşan kadife yumuşaklığındaki dalgaları saymaya başladı. İlk dalga epey ilerlemişti. Çekilirken peşi sıra kumları ve köpüklerin arasından parlayan çakıl taşlarını da sürüklemişti. İkinci dalga ilk dalganın hızına yetişememiş, daha yarı yolda pes edip geri çekilmişti. Üçüncü dalga, ikinci dalgadan biraz daha ileriye uzanmaya başarmıştı ama o da ilk dalganın bıraktığı ıslak izlere ulaşamadan kumların üzerinden usulca geri çekilmişti. Dalgaları seyreden Mert bir süre sonra göz kapaklarının ağırlaştığını duyumsadı. Direnmeden göz kapaklarının arzusunu yerine getirdi. Şimdi sadece kulaklarına uysal dalgaların sesi ulaşıyordu. Bu tatlı müziği dinleyerek derin bir nefes aldı. Tüm bedeni İyice rahatlamıştı. Yattığı yerin yumuşaklığını duyumsayarak kendini uykuya bıraktı.